Kanlı oyun. Yeni Zelanda saldırısı, 50 Müslümanın katledilmesi ve gelen cılız tepkiler. Batı yine arkasını döndü. Ölenleri çok geçmeden unuttu. Türkiye hedefte. Ölenler Müslüman olunca ne terör var ne terörist. Oysa yıllardır Irak'ta, Afganistan'da, Bosna'da, Suriye'de, Afrika'da Müslüman ölüyordu. Kimsenin burnu bile kanamasın. Dileğimiz bu. Ancak petrol varsa, gaz varsa, değerli maden varsa ölenler oluyor. Batı kendi refahını korumak için gözünü kırpmadan öldürüyor. Yeni Zelanda'da durum farklı mı? Değil. Gelin arka plana seyahat edelim. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Yaklaşık bir ay önce Şubat 21'de NATO'nun Brüksel 3. Leopold Bulvarı'ndaki merkezinde büyük bir buluşma vardı. Gelenlerin gündemi yoğundu ve önemli kararlar verilmesi gerekiyordu. Biz bilmiyorduk. Masanın başına geçenler için gündem belliydi. ABD'nin PESCO'yu yani Avrupa ordusunu engellemesi, Arap NATO'su, Akdeniz, Kıbrıs ve Türkiye'nin tavrı. Masadakiler bunları ele aldı. Saatlerce ne yapılacağı tartışıldı. Masada kararı varılan konuların başında Arap NATO'sunun İsrail tarafından yönetilmesi geliyordu. Yakın tarihi düşünün. Arap-İsrail savaşlarını düşünün. Şimdi Araplardan ordu kurulacaktı, İsrail de yönetecekti. İlginç değil mi? Katar, Kuveyt gibi düşündüğünü aktardı. Arap NATO'su oluşumuna sıcak bakmadığını gösterdi. Belki de masadaki önemli detaylardan biri buydu. Haliyle Türkiye masanın en detaylı gündemiydi. Biz Yeni Zelanda katliamı sonrası duyduk ama o masanın en önemli gündemi Ayasofya'ydı. Türkiye tarafından Ayasofya konusunun kaşınmasına o masada karar verildi. Toplantıda bulunan Avrupa Parlamentosu raportörü Kati Piri de bu konuda destek olacağını söyledi. Zaten açıklamalarına bakarsak oldu da. Avrupa Birliği'ndeki en önemli Washington tutkunu isim olan Piri, önemli bir CIA ajanı gibi görev yapmaktadır. Asla Avrupa Birliği'nin büyüklüğünü istemez, Washington destekli bir Avrupa için çalışır. Türkiye'de kimlerle dost olduğuna bakın. Fotoğrafı net olarak çekersiniz. Kati Piri, Ayasofya Camii olursa Türkiye'nin AB'ye giremeyeceğini söyledi. Hatırlayın, o toplantıda ne konuşuldu? Tam olarak bilemiyoruz. Ama masada konuşulan konuların Yeni Zelanda'da katliam ve Ayasofya sloganı olarak karşımıza çıkması tesadüf mü? Bilemiyorum. Katliam yapan terörist Brandon Tarrant, Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinopol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan kenti olacak dedi. Sonra Katy Perry'nin dışında da birçok kişi buna benzer açıklamalar yaptı. Azılı katil Tarrant ile Perry aynı ağızdan konuşuyordu. Garip bir tesadüf ile karşı karşıyaydık. Şimdi Ayasofya tartışmaları Türkiye'yi içine çekecek, bir kaosa mı neden olacak bilemiyoruz. Ancak Başkan Erdoğan Ayasofya konusunda net tavır koyarak oyunu bozdu. NATO'nun zihninde Erdoğan'ın camiler için sert kararlar alması ve adım atması var. Bu olduğu an dünyada Türkiye'ye karşı da rüzgar başlayacak, baskı artacak. Kıbrıs'ta, Akdeniz'de masaya gelecek. Ayasofya ile aralanan kapıdan bu konularda geçecek. Akdeniz'deki büyük payı isteyen Washington, Pentagon'la Kuzey Afrika'yı resmi olarak işgal etmeyi planlıyor. Arap NATO'su da bu görev için hazır. Eğer Ayasofya'yı gündeme getirirlerse ve başarılı olurlarsa tartışmalar ve baskı Türkiye'yi PESCO dışında tutacak. Ardından da Arap NATO'su PESCO'dan önce Akdeniz'de olacak. Toplantıda elbette sadece Kati Piri yoktu. Çok önemli ülkelerde çok önemli koltukları işgal eden isimler hazır bulunuyordu. Emekli Türk generallerin verdiği rapora göre Türkiye, Ayasofya konusunda Washington'ın planları doğrultusunda tepki verir. Bu da Türkiye'ye karşı büyük operasyon için zemin hazırlar. Birkaç hafta içerisinde bunu göreceğiz. Adamların kafasında bu var. Türkiye birçok kıtada tahminlerin üzerinde bir güç kazandı. Bu da Türkiye'nin bazı konularda önünün kesilmesi için Washington'ı harekete geçirdi. Türkiye kendi kararlarıyla gittiği için Washington'ın hedefi oldu. Ortaklığı kabul etmediği için saldırılar gerçekleşti. Ortaklık yine kurulamazsa saldırılar yine olacak. Masada konuşuldu çünkü. Ayrıca Türkiye'nin Çin'le yakınlaşmasının önüne geçmek için de bazı kararlar alındı. Özellikle Doğu Türkistan kozu kullanılacak. Müslümanların işkence gördüğüyle ilgili kampanya başlayacak. Türkiye ile Çin araya mesafe koyacak. Türkiye ABD'ye göz kırpacak. Oyun bu. Tabi bu olursa Türkiye'nin Doğu Türkistan konusunda sessiz kalmaması sağlanacak. Çünkü Çin, İpek yolunda İngiltere ve Türkiye ile birlikte yürümekte. Bu durum Çin'in yükselişi demek. NATO da bunun farkında.
Çin'in yükselmesi, ABD'nin Asya ve Orta Doğu'da zayıflaması bitmesi demek. Pentagon'un korkulu rüyası da bu. Aynı Pentagon enerji olmadan İpek yolunun yaşayamayacağını da biliyor haliyle. Enerji olmazsa Çin de Washington'ın yoluna girmek zorunda. Çin'de yaşayan milyonlarca düşük gelirli insan var. Çok büyük bir nüfus bu. ABD kendi büyüttüğü Çin'i güçsüzleştirerek kendi sistemini kurmak niyetinde. Başaracak mı, başaramayacak mı? Konu bu. Türkiye Çin'e hayat vereceği için, verme ihtimali bulunduğu için Ayasofya ile hedef oldu. Olacak da. NATO bir şekilde buraya rahatsızlık verecek. Masanın konusu Türkiye zaten. Bilerek gidelim. Brüksel'de Türkiye masaya geliyor. Dün de bir Türk Hollanda'da 3 masum insanı öldürüyordu. Utrecht 24 Ekim meydanındaki Oudrecht Hastanesi durağında silahlı saldırı düzenleyen Yozgat doğumlu Gökmen Tanış isimli Türk 3 kişiyi öldürdü. 6 kişi de ağır yaralandı. Zanlının DAEŞ ile bağlantılı olduğu öne sürüldü. Bittiği söylenen DAEŞ yani. NATO'da Türkiye ile ilgili sıkıntılar var. Kendi kararlarımızı aldığımızdan gelmek için yol arayacaklar. Yeni Zelanda'dan Türkiye çıkıyor. Utrecht'ten Türk çıkıyor. Dikkatli olalım. Çünkü Türkiye olmadan Çin büyük olamaz. Bunu biliyorlar. Diz çöktürmek için gelecek. Çin ile mücadele sürerken bizi saf dışı bırakmayı deneyecekler. Tek hedef biz de değiliz. Ama gelecekler. İşi Ayasofya'ya kadar götürdüklerine göre zor durumdalar. Yine de dikkat. Pis oynuyorlar çünkü. Not. Hollanda'daki cinayet aile işi olsa bile NATO'nun planı devrede. Ergün Diler, Takvim.